selamlar efendim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte hücresel solunum, fotosentez ve kemosentezle alakalı ÖSYM'nin 5 yıl boyunca sormuş olduğu yerlere bakacağız ve belirli analizler yapıp soru tahmini yapmış gibi olacağız. Hadi gel bakalım başlayalım. Soru tahmini yapmış gibi olacağız. Öyleymiş gibi fazladan filan diyeceğim ama yani bir şekilde bakacağız tamam detaylı. Şimdi hücresel solunum ve fotosentez biliyorsunuz ki e, özellikle ÖSYM'nin her sene ikisinden de birer tane soru sorduğunu biliyorsun. 2019'da sormuş olduğu soru oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonunun karşılaştırılması üzerine bir soruydu. Ve fotosentezde de karotenoidler üzerine bir soru göndermişti. Bakın karotenoidler sorusu ne olacaktır? Aslına bakarsanız fotosentezin tepkimeleriyle alakalı soru tepkimeli 2020'de oksijenli solunumla alakalı işaretli oksijen sorusunu gönderdim. Bu işaretli oksijen sorusunda netice itibariyle oksijenli solunum tepkimeleri üzerine bir soruydu. Fotosentez yapabilmesi için ihtiyaç duyulan bileşen. Yani buradaki bileşen neydi? Klorofil de aslında bakarsanız 2020'deki fotosentez sorusunda. Bu sorunun aynı bir benzerini arkadaşlar 2015'te ÖABT Biyoloji'de sordu. Sadece soruyu birazcık değiştirip 2020'de size gönderdi bu soruyu. 2021'de hücresel sonunla alakalı FAD'ın indirgenmesi sorusunu sordu. Fotosentezde ise hidrojen kaynağı sorusunu gönderdi. Çok sever hidrojen kaynağı sorusunu sormayı kendileri. 2022'de fosforilasyon çeşitleri SDF yani substrat ve fosforilasyonla alakalı soru gönderdi. Kemosentez yapabilen canlıları buldurma sorusu da gönderdi o sene. 2023'te ATP sentezi sorusu. Fotosentez ve hücresel sunum elemanları birlikte sordu. İkisini beraber ortak bir şekilde sordu. Ve ışığa bağımlı evre sorusunu gönderdi. Fotosentezle alakalı. Kemosentezi 2023'te sormadı. Şimdi can cihazların bakın. Adamların ne sormadığına bakın bir. Ne sormamış bu adamla? Fotosentez hızına etkileyen faktörleri sormuş mu sormamış. Sorar mı? Yine sorma. Niye hocam ya? Arkadaşlar şimdi belirli soru kalıpları artık ÖSYM'de çok fazla kullanılmıyor. Mesela şeylerde falan görürsün. Bir kitapta eğer ki fotosentezin işte hani şey kısımları var ya göstereyim onu ben size. Mesela Potasyum hidroksit diyor tamam karbondioksit tutucu ortama konmuştur vesaire diye böyle e, deneyli sorular var. O deneyli soruları bir kitapta fazla görüyorsan o kitabı hata almışım. Çünkü bu tip sorular hem hücresel solunumda hem de fotosentezde eski tip sorulardır. ÖSYM artık hem fotosentezde hem de hücresel solunumda tepkimesel soruları soruyor. Tepkimesel ne peki? Tepkimesel şu. Oksijenli solunumda tepkimelesi oluyor. Glikoliz reaksiyonunu gerçekleştirenler. işte e, oksidasyonunu gerçekleştirenler. Asetil koayı kim bulunduruyor? Mesela asetil koa bir oksijenli solunum belirticidir. Oksijensiz solunumda asetil koa yok arkadaşlar biliyorsun. Fermant aslında zaten yok. Mesela hangisini ETS yapabiliyor? Kim yapabiliyor ETS'yi kardeşim? Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum yapan canlı. Fotosentezde de ETS bulunmaklı tabii ki. Fermentasyonda mesela ETS yok kardeşim. Ha, pürüvatın oksidasyonu nerede gerçekleşiyor? Pürüvat mitokondriye girebiliyor mu kardeşim? Girebiliyor. Pürüvat mitokondriye giriyor. Mitokondrinin neresine giriyor peki pürüvat? Matriksine giriyor. Pluvatın oksidasyonu mitokondrinin matriksinde gerçekleştiriliyor mesela. Mesela mitokondrinin matriksinde DNA bulunur arkadaşlar. Bunu bileceksin. Bununla onu birleştirebiliyor yani. Onu demeye çalışıyor. Pluvatın oksidasyonundan sonraki evre ne olacaktır? Asitil koa oluşacaktır. 2 karbon. 3 karbonla 2 karbona gidiyorsan bir karbon dioksit çıkışı söz konusu olacaktır. Karbon eksilmesi yaşıyorsak eğer ki biz her zaman ama her zaman ne açığa çıkacaktır değerli dostlar ee, karbondioksit açığa çıkmış olacak. Mesela etil alkol fermentasyonu laktik asit fermentasyonuna baktığımızda etil alkol fermentasyonunda bir karbondioksit çıkış söz konusudur çünkü ara ürün asetaldehit var. Laktik asit fermentasyonunda bu var mı yok. Bunlar gibi yani tamam mı? bunu demeye çalışıyor Adamlar artık belirli bir şekilde tepkime sormuyor arkadaşlar. Sormadığından dolayı da tepkime sorusunun gelmeyeceğini söyleyebiliriz yani yüzde ihtimal gelmeyecektir diyebiliriz. Deney sorusundan bahsediyor. Tepkime sorularını soruyor. Gelelim analiz kısmına. Fermentasyon basamaklarını yazdım ilk başlangıca. Niye? Çünkü laktik asit fermentasyonu ve etri alkol fermentasyonunun sorulma ihtimali yüksek. Mesela laktik asit fermentasyonunda son elektron alıcısı ne olacaktır? Pribat olacaktır. Etil alkol fermentasyonunda asetaldehit olacaktır. Hem etil alkol fermentasyonu hem laktik asit fermentasyonunda ikisinde de pH azalacaktır. Asitlik artacaktır yani. Birisinde e, karbondioksit çıkışı olduğu için etil alkolle ile diğerinde laktik asitin kendisinden dolayı arkadaşlar. Mesela etil alkol, laktik asit fermentasyonundan natlar ne yapacaktır? Yükseltgenecek. Bunlar 2 ATP net elde edeceklerdir gibi. Oksijensiz solunumla oksijenli solunum farkını daha öncesinde sormuştum. Mesela ÖABT sınavında. Hocam niye bu kadar ÖABT bulgu yapıyorsun? Çünkü ÖABT sınavında sorduğunu size soruyor kardeşim. Bundan dolayı. Oksijenli solunumla oksijensiz solunum arasındaki fark neydi değerli dostlar? Elbette ki ETS. ETS ikisinde de ortaktı. Fakat oksijenli solunumda son elektrik alıcısı kimdir? Oksijendir. Diğerinde demir olabilir, sülfat olabilir değil mi? İşte magnezyum olabilir gibi gibi gibi. Bunlar olabiliyor. O zaman oksijen sonunda oksijen olmadığından dolayı son elektron alıcısı ne olacaktır? Diğerleri olmuş olacak. Hocam oksijen sonunda Krebs var mı? Var canca lazım Krebs. Hocam de var mı? Var. Oksijensiz de ne yok peki? Asetil koa yok canca lazım asetil koa. Asetil koa oksijenli solunun belirtecidir. Unutmayacaksın. Önemli. Değil, tamam. Veyahut da şunların tamamını kıyaslattırmasını gerçekleştiriliyor. Yani fermantaz oksijenli ve oksijensiz solunumu kıyaslattırmasını gerçekleştirebilir. Ve her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim. Adam size SDF verirse yani substratif fosforilasyon bir glikolizde görülür. 2 Krebs'te görülür. Ama bu ikisinde görülecek. Adam size oksidatif fosforilasyon verirse bir oksijenli solunumda, iki oksijensiz solunumda görülür. 3 kemosentezde görülür. Adam size fotofosforilasyon verirse eğer kimde görülecektir? Fotosentezde, kemosentezde fotofosforilasyon yok. Unutma. Vanna adalarım bak ha. Vanna adalarım bak. Fotosentez tepkimelerine dikkat arkadaşlar. Işığa bağımlı reaksiyonlarda ne geliyor? Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ne var? Özellikle kalbin döngüsüne dikkat ederseniz sormamış bayadık kalbin döngüsünü. Bir, kalbin döngüsünde karbondioksit girecek. İki, kalbin döngüsünde besin açığa çıkacak. Adam size fosfogliseraldehitle alakalı bir şey verirse kalbin desin demek. Ve fotolizle alakalı bir şey veriyorsa kalbinde değil değilsin demektir. Neredesin demektir? Işığa bağımlı evrede. Oksijen çıkışı var diyorsa ışığa bağımlı evdesin demek. ATP üretiyorum kardeş ben diyorsa eğer ki o zaman ışığa bağımlıdasın demek. NADP'ler indirgeniyor derse eğer ki ışığa bağımlıdasın demek. ATP harcıyorum diyorsa kalbindeyim demektir. Unutmayın yazın bunları tamam mı? NADP yükseltgeniyor derse eğer ki Kalbindeyim demek. Tamam mı? Unutma. Bir de bir şey var. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kitabında ve bazı çakal yayın yapıyor bunu. Çok belirteşli bir soru olabilir mesela. Bu ışığa bağımlı evlerde üretilen ATP var ya. Yani, bu ATP kloroplastın stromasında sentezleniyor. Tamam mı? Hani belki bir yerde karşına çıkar diye ben vermiş oldum. Ve evet benim bu sene yine favori sorularından bir tanesi olabiliyor bence bu. Pürüvatın oksidasyonuna dikkat edin arkadaşlar. Olur mu? Pürüvatın oksidasyonuna dikkat edin. Bu da kendimi falcı gibi yaptım. Tamam mı? falcı oluyor şimdi. Gidersin falcıya böyle. Şuna dikkat et tamam mı? Yaşantında bu var ya. Buna dikkat et tamam mı? Onun yumuş gibi algılıyorum böyle. Yok öyle bir şey canım. Pilotun oksidasyonuna dikkat edin sadece. Belli olmaz hani gelebilir. Pilotun oksidasyonunda ne olacaktı arkadaşlar? 3 karbonlu pilot 2 karbonlu astir koaya dönüşmüş olacak. Bu yüzden karbon çıkışı vardı. Aynı zamanda natlar ne yapacaktı burada? Yükseltgenliği bir durum mu var? Yani evet tesadüciden adını indirgenecek elbette yani. Tamam Buna dikkat edin. Nerede gerçekleşecek? Mitokondrinin matiksinde gerçekleştirilmiş olacak. Prokaryotlarda ise stopazma gerçekleştirilecek bilginiz olsun. Grafikle eski tip soruları sormuyor artık. 5 yıldır sormadı. Sorma potansiyeli düşük. Buna dikkat etmekte de fayda var. Bir de şimdi şeyi soracaksın. Hocam kemosentezdeki oksijen çıkışını çıkmadığını e, sorar mı? Milli eğitimin kitabında çıkıyor hala kemosentezde oksijen biliyorsun. Ben soracağını düşünmüyorum. Ama sorarsa eğer ki MEP kitabını baz alacağımızdan dolayı oksijen var diye kabul edeceğiz. Hala beni dinlemeyen varsa eğer ki tekrardan söylüyorum bununla alakalı. Evet kitabı yazan arkadaşımız dedi ki e, ben bir yanlış yaptım dedi fakat bu duyuru Twitter üzerinden gerçekleştirildiği için herhangi bir resmi bağlayıcılığı olmadığından müte MAP kitabını baz alacağız. Oksijen çıkışı var diye kabul edeceğiz. Normalde bilimseline peki tekrar söylüyorum. Fotoliz gerçekleşmez. Kemosentezde bu yüzden oksijen aşağı çıkmaz kemosentezde ama hala da MAP kitabında düzeltilmemiş bilgi mevcut olduğundan MAP kitabındakini kabul ediyoruz. Bence tartışma yol açmamak için soracaklarını düşünmüyor. Ha kemosentezden soru gönderirse zaten kolay olur bu. Ama genellikle kemosentezden çok nadir soru gönderiyor Seme. 2022'de göndermişti. Bakın 2022 de gönderdi. E, 2023'te göndermedi. <laughs> 2020'de yine göndermedi. 2020'de yine göndermedi. Ve 2019'da da yine göndermedi arkadaşlar. Dikkat edin. Burada 5 sene saydım size. Sadece 1 sene kemosentezle alakalı soru gönderdi ÖSYM. E. Belki 2024'te gönderir ama zayıf ihtimal olduğunu düşünüyorum bilginize. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Bir sonraki dersimizde genden proteini yapacağız. Sonrasında bitliği yapacağız. Sonrasında sistemleri halletmiş olacağız. Hoşçakalın efendim.